Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aslında bugünkü konu bütün insanlığı ilgilendiriyor desek yanlış demiş olur muyuz? Tamam, belki bugünkü insanlık için çok uzun bir süre gibi gelebilir. Fakat şimdi söylediklerimiz zaten bir tahminden öteye gitmesi de mümkün değil. Ya da şöyle söylemek gerekirse, şu anki gidişata göre yazılmış bir senaryo gibi de düşünebiliriz. Mesela 50 yıl sonra uzmanlara göre sular 1,5 metre yükselecek. Yani 100 yıl sonra ise 3 metre demek oluyor bu. Yani bu dönemlerde tahmini 198 milyon insan evsiz kalacak. Ve iklim mültecisi denen bir grup ortaya çıkacak. 1000 yıl sonra bizim kutup yıldızı olarak andığımız Polaris yıldızı yerine Gamma adı verilen yıldız geçecek. Ve bu olaydan 3200 yıl sonra Gamma 2 yörüngeye girecek ve 2 tane kutup yıldızımız olmuş olacak. Bin sonra eğer insanlık yaşarsa sadece tek renk insanlar ve birbirine benzeyen insanlar olarak ortaya çıkabilir. Veya siyahi ırkların artık beyaz ırkları, beyaz ırkların artık siyah ırk olmaya başlaması ve insanlık artık farklı bir gezegende yaşamaya başlamış olacak. Mesela Mars. 20 bin yıl sonra modern dilinin hepsi asimile oldular. Bir nevi tek devlet düzeni gibi. Ve artık dünyada sadece bir dil konuşulmaya başlanacak desek de 20 bin yıl sonra dünyanın varlığı da tartışılmaya başlandığı yıllar aslında. 50 bin yıl sonra dünya tekrar buzul çağına, yani buzul devri filmindeki gibi görüntüye sahip olacağı düşünülüyor. Tabi bunu insanlık kaldırabilirse. Ve görülen nehirler, şelaleler ve benzeri bütün su birikintileri donduğu için ay ile gelgit dengeleri değişecek ve günler bir saniye uzamış olacak. Bu da yılda 6 gün yapıyor. 100 bin yıl sonra dünya gibi kullanılan, hatta yeni bir dünya olarak adlandırılan Mars'a yerleşmiş ve artık düzenin dahi kurulacağı inanılıyor. Yani bir nevi insanlık müthiş bir çalışma yapıyor ve imkansız olarak görülen bir olayı gerçekleştirmiş oluyor. 500 bin yıl sonra dinozorların başına gelen olay bize de gelecek ve dünyaya büyük bir meteor çarpacak, yaşam dengeleri değişecek, yani bir nevi canlı yaşamın büyük çoğu artık yok olmuş olacak. 1 milyon yıl sonra meteorun oluşturduğu yıkıcı olayları artık volkanik patlamalar aldı ve dünya artık yok olma eşiğinde. İnsanlar ise Mars'ta ya yaşıyorlar ya da yok oldular. 2 milyon yıl sonra insanoğlu hala var ise artık teknoloji süper ötesi bir gelişmede. Ve gezegenler arası yolculuklar, hatta daha da ilerisi gezegenler etnik yapısı oluşturulan unsurlar olacak. Bugünkü siyah beyaz gibi, yani bir gezegendeki insanlar gezegenin şartlarına göre yeşil de olabilir, bir nevi avatarı da yaşayabiliriz. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.